Herkese yeniden merhabalar. Bugün tarihi bir tarifle geldim. Süryani çöreği tarifi vereceğim. Ramazan ve bayramlarda genellikle Güneydoğu'da, Hatay'da, Mardin'de yapılan güzel bir çörek tarifi. İçi yumuşacık, tatlı ve dışı çıtır çıtır kurabiye gibi. Ve hemen malzemeleri göstermek istiyorum. Mahlep, zencefil, tarçın, çörek otu, bir yumurtanın akı içine sarısı dışına kullanacağım. Yaş maya kullanacağım. Yaş maya bir tatlı kaşığı kullanacağım. Kabartma tozu ve vanilya kullanacağım. Kendim öğüttüm. Karanfil ve anason kullanacağım. Birer çay kaşığı olması yeterlidir. Ve tuzum var. Ve arkadaşlar kömbe baharatı bulabilirseniz eğer kömbe baharatı kullanın. Baharatçılara sorun. Eğer varsa onu kullanın. Yoksa benim gibi elde öğütüp ve bu sayıda malzemeleri koyabilirsiniz. Baharatçılarda ya çörek otu diye geçiyor ya da kömbe baharatı diye geçiyor. İkisini de sorun. Hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Yoksa böyle benim saydıklarımın hepsini içine koyabilirsiniz. Eritilmiş tereyağı veya margarin, şeker, bir çay bardağı zeytinyağı, 1,5 su bardağı süt ve badem kullanacağım. Bunları hepsini malzeme listesine yazacağım arkadaşlar. Malzeme listesine göz atabilirsiniz. Öncelikle bademleri kaynar suyun içine atıyorum. Kapağını kapatıyorum ve beklemeye bırakıyorum. Kaynar suyuna koyduğumuz bademler kolaylıkla soyulacaktır. Ve hamurumuzun yapımına başlıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar yaş mayayı kullanıyorum. Mayayı dondurucudan çıkardığım için biraz beklediği için yumuşadı arkadaşlar. Yani siz yarım paketini kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı sütü döktüm ve birazcık şekeri döktüm. Karıştırdım ve diğer malzemelerimi şimdi sırayla ekleyeceğim. Bir yarım su bardağı da süt ekledim. 1 su bardağı şekeri ekledim. Bir çay bardağı zeytinyağını ekledim. 1 su bardağı tereyağını ekledim. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Veya ikisinin karışımını kullanabilirsiniz. Yumurta akını ekledim. Bir adet yumurta akını, tarçınımı, karanfili ve anasonu da ekledim. Ve 1,5 yemek kaşığı mahlepi ekledim. Zencefili az ekliyoruz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar zencefil ekliyoruz. Toz zencefil. Ve mürekkep otu ve vanilyayı da ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Kabartma tozunu da una karıştırıp ekliyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Kabartma tozunu unla beraber karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. Yavaş yavaş unu ekliyorum. 5 su bardağı unum var burada. Unu yavaş yavaş ekliyoruz. Çünkü bazen sıvıların birleşimiyle un miktarı değişebiliyor. Onun için azar azar ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Poğaça hamuru gibi bir hamur olacak. Ve kalan unumu da üzerine ekledim. Ve yoğurmaya başlıyorum. Bu hamur çok yoğurmak gerekmiyor. Hemen birbirini tutuyor. Yağlı bir hamur olduğu için çok çabuk yoruluyor. Ve dibinde kalan bütün unumu da üzerine döktüm. Ve artık tam yoğurmaya başlıyorum. Tuzumu da unla karıştırıp döktüm en son aşamada. Kabartma tozumu da una koymuştum arkadaşlar. Bir paket kabartma tozu. Bu hamura hem maya giriyor hem kabartma tozu giriyor. Kabartma tozu veya soda kullanılır. Genelde memleketlerde soda kullanılır. Ve hamurumu iyice toparladıktan sonra üzerine bir kapakla kapatıp üzerine örtüyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Gerçekten arkadaşlar bu tarifi denemenizi istiyorum. Bak unumu da tam hepsini kullandım. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Tatlı bir çörek oluyor. Özellikle Ramazan aylarında bundan bol bol yapıp dondurucuya atılıyor ve sahurlarda yeniliyor. Çok güzel oluyor. O kadar güzel kokuyor ki kokusu her evde olur. Yani sokaklarda bile bunun kokusu duyulur. Muhteşem bir kokusu var baharatların birleşimiyle. Özellikle tandırlarda pişirilir. Tandırda çok daha güzel oluyor tabii. Tandır bulamayınca fırınlarda pişiriyoruz biz evde şimdi.
Veya hurmalarımızın çekirdeğini çıkardık. Yarım kilo hurmam var arkadaşlar. İçindeki çekirdeğini çıkardım. Eğer hurmanız biraz sertse şu benim yaptığım gibi biraz bademin sıcak suyundan üzerine ekleyebilirsiniz. Hani bademi suya koyduk ya, hem suyu ziyan olmamış olur hem faydası da oraya geçmiş olur. 4-5 kaşık kadar üzerine ekleyin ve hurmalarınızı hafif biraz yoğurun. O yumuşamasını sağlayacaktır. Çok fazla sulandırmayın. Hafif ezdikten sonra üzerine bir su bardağı dövülmüş cevizi ekliyorum. Ve tekrar hurmayı böyle cevizle birleştiriyorum, yoğuruyorum ve kenara ayırıyorum. Bu arada bakın bademlerim çok güzel soyuldu. Onu da göstermek istedim arkadaşlar. Sıcak suya yani kaynar suyun içine koyduğumuz bademleri bu şekilde rahatlıkla soyabilirsiniz. Yemeklerinizde, pilavlarınızda, perde pilavında kullandığınız zaman bu şekilde tavsiye ederim. Kolaylıkla soyuluyor. O suyunu da içebilirsiniz. İçinde beklettiğiniz badem suyunu da içebilirsiniz. Bademlerimi hepsini soydum. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. Hem çok kolay bir çörek hem de çok lezzetli bir çörek. Bak hamurum da çok güzel mayalandı. Çok güzel kokuyor şu anda. Karanfilin, tarçının, mahlepin, çörek otun kokusu hepsi birbirine karıştı ve şahane bir koku var. Bu kokuyu hissetmenizi isterdim gerçekten. Ve hamurumdan bir yumak koparıyorum bu şekilde. Hamurun görüntüsü de gördüğünüz gibi tam poğaça hamuru kıvamında. Ve hamurumu hafif biraz açıyorum. Görüntüde gördüğünüz gibi içine bir avuç kadar hurmamdan alıyorum. Rulo şeklinde yapıp hamurumun içine koydum. Ve katlıyorum. Ağzını kapatıyorum. Birini üstte birini alta koyup iyice bastırıyorum. Birbirini yapıştırıyorum ve rulo haline getiriyorum. Ben bunu rulo yaptıkça hurmasıyla beraber uzuyor arkadaşlar. Yani tek başına hamur uzamıyor. İçindeki hurmayla beraber uzun bir rulo yapıyorum. Çok kolaylıkla açılıyor. Kendiliğinden açılıyor zaten. O yüzden çok basit o yapacaksınız. Siz de denemek isterseniz. Şöyle parmaklarımı koyuyorum. İki parmak kalınlığında kesiyorum. Çok büyük de olmayacak, çok küçük de olmayacak şeklinde üzerine badem koyacağız. İki parmak kalınlığında kestikten sonra tepsime dizdim. Tepsiye ister yağ sürün ister sürmeyin hiç fark etmiyor. Zaten yağlı bir hamur olduğu için yapışmıyor. Ve soydum bademleri hepsini üstüne koyuyorum. Her bir tane hamurun üzerine bir tane badem yerleştiriyorum. Ve en son üzerine bir yumurta sarısı ayırmıştık. O yumurta sarısını üzerine sürüyorum. İçine hiçbir şey koymadım. Sadece yumurta sarısı. Ve yumurta sarısını sürdüm. Fırına verdim. 180 derecelik fırına verdim. Alt üst pişene kadar ve çıkardım. 15 dakikada pişti. Çok çabuk pişti. Şöyle kıvamını da size göstermek istiyorum. Şu an biraz daha sıcak. Şimdi bir diğer tepsiyi attım fırına. Bu arada bunu çıkardım. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır ve tatlı, şahane kokan bir çörek oldu. Kurabiye gibi oluyor arkadaşlar. Dışı böyle kıyır kıyır, içi de yumuşacık, şahane çörekler oldu. Gerçek orijinal bir tarif, çörek tarifi size verdim. Yöreye göre adı değişiyor. Kiliçe deniliyor, harire deniliyor, Süryani çöreği deniliyor. Yöreye göre değişen bu çörek tarih boyunca her zaman yapılan bir çörektir. Her Ramazan'da ve bayramda olmazsa olmaz bir çörektir.
Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun. Herkese hayırlı, bereketli Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.